Peçeli 5. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. 1949-50 yılları. Bütün ülkede olduğu gibi Bağbozan köyünde de herkes genel seçimleri konuşmaktadır. Fanatik, partici ve acımasız biri olan Haydar Ağa, başta köyün fahri imamı Tahir Efendi olmak üzere kimseyle yıldızı barışık değildir. Tahir Efendi 3 yıldır askerde olan oğlu Bahadır'ın bugünlerde tahrisini beklemektedir. Bahadır'a delicesine sevdalı olan ağanın kızı Asuman, babasından gizli Tahir Efendi'nin hanımından Kur'an-ı Kerim dersleri almaktadır. Haydar Ağa, Tahir Efendi'nin kasabaya gittiği bir gün asılsız bir ihbarda bulunarak onu nezarete attırır. Ya bak hele Mustafa. Demin lan iyi anlayamadım oğlum. Şu işi baştan bir daha anlatsana. Şimdi sen Tahir Hoca'yla kasabada pazar yerindeyken mi jandarma gelip götürdü daha sonra mı? Bak şimdi pazar yerinde. Ha. Jandarma önce köyünü sonra da adını soyadını sordu. Sonra da hakkında ihbar var. Karakola gideceksin dedi ve götürdü. Ha. Bakın komşular, işin püf noktası işte burada. Hakkında ihbar var demişler ya. Bir düşün hele. Tahir Hoca gibi birini ne diye ihbar edebilirler ki? Ya sakın kasabaya girerken başını açmayı unutmuş olmasın ha. Jandarma da görmüş, komutanına haber vermiştir. Bence çocuklarımıza din dersleri Kur'an-ı Kerim öğretiyor ya, bunun için ihbar etmiş olabilirler. Hüseyin'e mi? Bak şimdi aklıma geldi. Ne? Tahir Hoca Türkçe ezan okumamakta direndi ya. İhbar sebebi bu da olabilir. Yok canım, bunun için olacağını hiç sanmam. Çünkü Tahir Hoca Efendi köyün resmi kadrolu imamı değil ki canım. Hükümetin dediğini yapmaya mecbur değil. Ya neyse işte, kim ihbar etti, niçin ihbar etti bulup çıkartmamız gerekiyor. En azından bilmemiz lazım bunu, değil mi? Lan emmiler! Dellendirmeyin beni be! Neden lafı kıvırtıp kıvırtıyorsunuz? Sonra da susuyorsunuz. Haydar Ağa'dır bu demiyorsunuz. Ha? Kesenize! Lan oğlum emmiler! Biri ak biri kara. Benim yüzüm neden kara? Ali oğlum sakin ol evladım. Ağa için öyle laflar etmen hiç uygun değil. Kimsenin bir şey gördüğü yok. Bir şeyi sen yaptın demek için iki tane şahit lazım canım. Madem öyle, hep birlikte karakola gidip komutana durumu anlatalım. Yapılan ihbarın ne olduğunu öğrenelim. Söylenenlerin iftira olduğunu söyleyelim. Tahir hocamızı kurtaralım. He? Olmaz mı? Ya acele etme Ali. İhbar her neyse asılsız olduğu için zaten karakol komutanı Tahir Hoca ile konuşup serbest bırakacak onu. Peki ya, başefendi Haydar Ağa'nın adamıysa? O zaman ne olacak? Ya Tahir Hoca'yı haksız yere hapiste tutarlarsa? Bakın, iyisi mi gidelim ağanın yalan söylediğini anlatalım. Tamam Ali, tamam. Tahir Hoca'yı ne kadar sevdiğini biliriz. Onu en az senin kadar biz de severiz canım. Ama birilerini suçlayarak da karşımıza almanın bir anlamı yok ki canım. Ya doğru ya, Esma Hanım'ın da hatırı var. O kadının nasıl iyiliğini görmedik değil mi? Arkadaşlar Haydar Ağa geliyor. Yanında da oğlu Kemal ile muhtar var ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çay demle abuza. Ne o, kaynatıyor musunuz gene ha? Yok ağam, neyi kaynatalım ki? Kaynatacak bir şey yok. Evet, kaynatıyorduk ağam. Bak hele, Deli Ali de buradaymış. Ulan sen ne biçim çobansın lan? Hayvanları sahipsiz bırakıp da neden geldin buraya namussuz? Merak etme ağa, hayvanlar dinlenmededir. Şöyle bir uzanayım dediler de ben de onları öyle bıraktım işte. İyi. Demin kaynatıyorduk dedin Deli. Ne kaynatıyorsunuz bakayım? Yok canım yok. Önemli bir şey değil. Çünkü Deli'ye ne söylese kaynatmasa ya. Şundan bundan dağdan tepeden konuşurduk işte. Şundan bundan dağdan tepeden Tahir Hoca'yı kimin ihbar ettiğinden konuşuyorduk. Kimmiş peki ihbar eden? Nereden bilelim oğlum? Gözümüzle görmedik ki. Senin her bir yerden haberin vardır ağam. Sen bilesin kim olduğunu. Nereden bileyim lan Deli? Merak eden varsa karakol komutanına gidip sorar. Soramayız. Baykuşlar ışığı sevmez. Ya
kimin ne yaptığını bilse de bilmez. Meleğin kuzular, meleğin kuzular. Yüreğimde sızı var, yüreğimde sızı var. Meleğin kuzular, ulan meleğin. Deli, ulan deli. Senin saçmalıklarını dinlemeye gelmedik buraya. Atın şu deliği kapıya be. Hadi ne duruyorsunuz? Ya bırakın lan. Ağınızı böyle mi karşılarsın? Bırakın lan. Bırakın lan. Diyorum lan. Bırakın. Bahadır bir iki güne kadar tezkeresini alıp gelecek. Bunların hesabını soracak sizlere. Lan görülen. Kusura kalma ama hoş olmayan bir karşılama oldu ama. Ne yaparsın işte deli. Delinin lafına bakılır mı hiç? Mümdel mümdel. Bu namussuz deliği hem işten hem de köyden atmak lazım. Yo. Kimsenin ekmeğiyle oynamanın lüzumu yok. Çobanlığına devam etsin. Muhtar haklı. Deliyle deli olunmaz. Allah razı olsun ağam. Yine büyüklüğünü gösterdin işte. Ağalık dediğin nedir muhtar? Affetmek ve vermektir. Biz de hep bunu yapmıyor muyuz zaten? Arkadaşlar. Tahir Hoca'yı... Babamın ihbar ettiğine inananlar var mı içinizde? Yok canım, hiç öyle şey olur mu? Olur mu küçük ağam? Yok. Hepiniz beni dinleyin. Bir ağanın sıradan bir köylüyü ihbar etmesi onun ağalık şerefine halel getirir. Tahir Hoca'yı sizin kadar ben de severim. Camimizin fahri imamlığını yapar, çocuklarınıza din dersi verir. Böyle bir adamı ihbar eden namussuz oğlu namussuzdur. Hiç merak etmeyin. Yarın karakola uğrar serbest bırakılması için baş efendiye rica ederim. Bağbozan köyünün ağası olarak onun gibi değerli bir zatı hapiste bırakır mıyım hiç? Yaşa be abi. Helal olsun. Helal abi. Helal. Şimdi sizden bir ricam var değerli köylülerim. Buyur abi. Buyur. Biliyorsunuz yakında genel seçimler yapılacak. Benim de iktidar partisine aza olduğumu biliyorsunuz. Biliyoruz. Duydum ki yeni kurulan partiler bizi iktidardan düşürmek için olmayacak vaatlerde bulunuyormuş. Böyle laflara sakın kanmayın. Hani Nasreddin Hoca'nın göle maya çalma hikayesini herkes duymuştur. Bunlarınki de boş vaatler. Ya tutarsa hesabındalar. Sakın ha kanmayın bunlara. Onların yalanlarına karnımız tok bizim. Öyle değil mi? Tabii. Doğru dersin. Parti ileri gelenleriyle konuştum. Bana dediler ki aman ağa sizin köy silme bize oy versin. Ben de dedim ki oy kolay. Siz benim değerli köylülerime ne vereceksiniz? Esas onu söyleyin. He vallahi çok iyi demişsin. Bravo. Onlar da bana söz verdiler. Eğer seçimi kazanırsak bütün köylüye bedava ekmek, gaz yağı, un, şeker, bez vereceklerini söylediler. Bitmedi. Seçimi kazanırsak bizim köy yerine pazar kurduracağım. Çevre köylerden mal satmaya gelenlerden ayak bastı parası alıp bu paraları da sizlere de atacağım. Tahir Hoca'nın meselesine gelince yarından tezi yok. Kasabaya inip tez elden halledeceğim o işi. Haberiniz olsun. Hay Allah. Akşam karanlığı bastı. Ben hala nezaretteyim. Anlaşılan bu geceyi burada geçireceğim. Acaba hakkımda ne ihbar yapıldı? Yoksa bazı gün geceler çocuklara Kur'an-ı Kerim dersleri verdiğim için ihbar mı ettiler? İyi ama kasabada hükümet adamlarına bunu kim söyleyebilir? Acaba Haydar Ağa olabilir mi? Gözümde görmedi ki. Hem bu zamana kadar yapmadığı işi şimdi niye yapsın?
Her ne olursa olsun şu anda çaresizim ya Rabbi. Ya Rabbi, büyük ancak sensin. Benim ne durumda olduğumu ancak sen biliyorsun. Suçsuzluğum ancak sana malum. Sana sığınıyorum ya Rabbi. Senden yardım istiyorum. Sevdiğin kulların hatırına beni bu sıkıntıdan kurtar Allah'ım. Kurtar. Bir şey mi söyledin amca? Yok evladım. Dua ediyordum da. Kumandan geldi mi? Gelmedi amca. Bu saatten sonra da gelmez artık. Sahi mi? Peki ben ne yapacağım şimdi? Akşam evime gidemeyecek miyim yani? Vallahi kumandan gelmeden seni salamam. Serbest kalmana ondan başkası karar veremez amca. Öyle dersin de benim güzel oğlum. Benim bir suçum yok ki. Nahak yere burada hapis yatıyorum. Yaşlı bir karım var evde yalnız tek başına. Haklısın amca ama elimden bir şey gelmez ki. Kumandan senin hakkında bir ihbar olduğunu söyledi. Artık suçlu musun değil misin o bilir. Benim ne suçum olabilir ki? Ben kendi halinde bir insanım. Kumandan gelseydi durumu anlar beni serbest bırakırdı. Artık dua et de yarın gelsin. Karnın aç mı? Önemli değil oğlum. Bir gün aç kalsak da bir şey çıkmaz. Bizim karavanadan versem yer misin yoksa dışarıdan bir şey alayım mı sana? Yok yok. Karavanadan yerim oğlum. Allah razı olsun. Kuru fasulye, pilav, üzüm hoşafı var. Namaz kılmanda sana yardımcı olmamı ister misin? Rabbim ne muradın varsa versin evladım. Yemek filan da istemem. İkindiyi de kılamadım burada. Üzülme sen. Gel hadi benimle. Hamam diye kullandığımız bir yer var. Abdestini orada alabilirsin. Namazını kılacak bir yer de ayarlarım sana. Yalnız hareketlerin seri olsun biraz, tamam mı amca? Tamam evladım. Tamam yavrum. Rabbim ne muradın varsa versin. Deliliğe verip ağaya karşı ağzıma geleni söyledim. Oh be! İçim rahatladı söyleyince Rahim Ana. Ah, kızmadı mı sana? Ya kızmasına kızdı da belli etmek istemedi. Ama oğlu o küçük ağa beni kapı dışarı ettirdi. Uğraşma şu soysuzla Ali. Sonra başına bela kesilir. Bak Tahir amcana neler yaptığını gördün. Onun kolu uzun. Sonra sana da kötülük yapabilir. Ya benim kaybedecek bir şeyim yok ki Rahim Ana. Ben garip bir çobanım. Ama haksızlığı görünce de duramıyorum işte. Kuyum kurusun. Ya aslında deli demeleri bana boşuna değil. Neyse. Şimdi önemli olan Tahir Efendi'nin oradan kurtulması. Aa, yarın çıkartacağını söylemiş. Ne diyorsun Ali? Aa, Tahir Efendi'yi kurtaracağını mı söyledi? Niçin önceden söylemedin şunu bana? Evet. Kahvede öyle söz vermiş. Rabbime hamdolsun. O zaman ihbar eden o değil. Öyle olsa niye gidip de kurtarmak istesin? Ah Rahim Ana. Sen bu musibet ağayı bilmez gibi konuşma. Ağa siyasete soyundu ya. Aklısa Tahir hocamı hem ihbar edip hem kurtararak bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Yani siyaset yapıyor senin anlayacağın. Ben siyaset miyaset anlamam. Benim erimi kocamı kurtarsın da gerisi onun olsun. Hadi sen de şimdi git evine. Hadi. Peki anacığım. Hadi sağlıcakla kal. Haydi güle güle. Kapı çalıyor. Tahir Efendi geldi belki de. Tahir Efendi. Biziz Rahim anne. Asum Hanım kızım. Esma Hanım siz mi geldiniz? Kusura bakmayın Tahir Efendi sandım da. Rahatsız etmiyoruz ya Rahim Hanım. Ne demek, hoş geldiniz. Buyurun girin, buyurun. Yalnızlığını paylaşmaya geldik Rahim Hanım. Sağ olun. Allah razı olsun kızım. Ne yapalım, kaderde bunları yaşamak da varmış. Tahir Efendi'nin karakola götürüldüğünü öğrenince çok üzüldük. Olanlara bir türlü mana veremedik. Birisi ihbar yapmış hakkında diyorlar. Öyleymiş. Allah inşallah yapanın cezasını verir. Şey,
Müzevir'in bizim ağa olduğu konuşuluyor köyde. Duyunca çok üzüldüm tabii. Ben de sıkıştırdım. Yemin billah etti. İlgisinin olmadığını söyledi. Ne yalan söyleyeyim Rahime Ana. Ben de şüphelendim önce. Ama anneme yemin billah edince... İlginize çok teşekkür ederim. Size ne ikram edeyim? Taze şıra yapmıştım. İçer misiniz? Zahmet etme. Sen otur Rahime Ana, ben koyarım. Ha, olur mu kızım, misafir gelmiş. Aşk olsun Rahime Ana. Bana misafir gözüyle mi bakıyorsun? Ben de bu evin kızı sayılmaz mıyım? Şimdi koyar getiririm. Üzülme Rahime Ana. Haydar Ağa söz verdi bana. İnşallah yarın Tahir Hoca'yı alıp getirir. O bir şey söyledi mi yapar bilirsin. Bilmiyorum Esma Hanım. Bizim efendi kimseye değil fenalık yapmak, kötülüğü hatırına bile getirmez. Her şeyden evvel Allah'tan korkar. Bilmez miyiz Rahime Hanım? O olsun, siz olun. Köyde hepimizin üzerinde hakkınız, hukukunuz var. Memleketin şu ücra köşesinde hepimiz din adına bir şey öğrenmişsek sizlerin sayesinde öğrendik. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Başka gam keder göstermesin. Sizlerden de razı olsun Esma Hatun. Ana kız, sizler de sevilen, sayılan insanlarsınız bugün. Sağ ol. Evet, şıraları getirdim. Önce misafire ikram edeyim. Buyur anne. Teşekkür ederim ya. Buyur Rahime Ana. Sağ ol ağzından kızım. İnsanın iki annesi olması ne güzel şey değil mi? Bahadır'dan haber var mı? Bugünlerde gelmesini bekliyoruz ama daha bir haber yok yavrum. Ben tek tek saydım. Gideli 3 seneyi bulmuş. Bu hesaba göre bugün yarın dönmesi gerekiyor. İnşallah. Sağ salim dönsün de. Çok özledim oğlumu. Burnum da tütüyor. Benim de. Asuman. Peçeli Atlı Oyun'un 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.